Medyaskop TV ekranından herkese merhabalar. Bugün burada iddia ihalesiyle ilgili özel yanımızda, özel yayınımızda konuğum Mert Yaşar. Mert hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yani belli başlı bir problem demeyelim de belli başlı bir durum var ve bunu konuşacağız. Spor Toto ihalesi, iddia ihalesi daha önce de ihale açılmıştı ve sadece Intertex ve Turkcell ortaklığıyla ihale sonuçlanmıştı. Sonra bu ihale adil şartlarda gerçekleşmediği sebebiyle tekrardan bozuldu ve tekrardan ihale açıldı. Ve ihaleye giren Demirören Scientific Games ortaklığı var. Demirören bildiğimiz gibi Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu Başkanı ve belli bir çıkar çatışması yaşanıyor görünen o ki. İzleyenlerimize de aktaralım. Demirören Scientific Games %0.2 komisyon ile ihale teklif verdi. İhalenin daha önceki sahibi Intertek ve Turkcell ortaklığı ise 0.5 komisyon önermişti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bugün kararını verecek ihale ile ilgili. Ama görünen o ki %0.2 komisyon ile ihaleyi kazanan taraf Demirören ve Scientific Games tarafı olacak. Öncelikle şunu soralım. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanının yani özellikle en çok oynanan bahis olan iddiada en çok oynanan bahis olan Futbol Federasyonu Başkanının böyle bir ihalenin sahibi olması yani kulağa çok şey geliyor. Normal yani gelmiyor ama. Kamuoyu çok rahatsız etti. Bir de problem demeyelim demişiz. Aksine bu çok bir problem. Ve sadece ya nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum çünkü ya bu ciddi problem. Alışık olmadığımız bir yani şu anda hukuki değil ama etik problem. Aslında hukuki problem de olması lazım. Çünkü çok büyük bir eksiklik çıktı ortaya. Yani mevzuatta çıkar çatışmasını engelleyen, çıkar çatışması içinde olan kişileri ihaleye girmesini engelleyen bir mevzuat, bir kanun hükmü yok maalesef. Ve hep Demirören açısından konuşuyoruz. Oysa Turkcell de var işin içinde. Yani şunu düşünmek lazım. Bir telekomünikasyon şirketi neden bahis işine girer? Hadi girebilir diyelim. Bir federasyonun sponsoru ve Futbol Federasyonu'nun sponsoru neden bahis işine girer? Çünkü federasyonların aslında bahise mücadele etmesi lazım baktığınız zaman. Yani mücadele etmesi gereken kurumlar bahis işini yönetmeye şu an adaylar. Ve Turkcell'in başka bir sorunu daha var. Turkcell'in CEO'su Kaan Bey, TFF'nin yönetim kurulu üyesi. Yani şu anda aslında her halükarda Demirören de kazansa, Turkcell de kazansa TFF bahis işini götürecek. Oysa FIFA ve UEFA kuralları gereği zaten aslında TFF'nin bahisle mücadele etmesi lazım. Yani iki yandan pay alacaklar aslında. Hatta bir başka sorun var Turkcell ile ilgili. Mesela Turkcell bir yana ana sponsor dediğim gibi. Kendi CEO'su TFF yönetim kurulu üyesi. Peki sponsorla TFF arasındaki sözleşmeler nasıl yapılıyor? Yani mesela Kaan Bey açısından bir çıkar çatışması var burada. Yani Turkcell hem sponsor hem de yönetimde adamı var. Bir yandan bahis işine girdi. Yani sadece Demirören açısından incelemek eksik olur maalesef ki Turkcell tarafında pek kişi bilmiyordu. Hem Turkcell hem Demirören açısından bunu incelemek, değerlendirmek lazım. Ve şu anda mevzuatımızda bizim işte kamu ihale kanunu olsun, iddiaya ilişkin kanun olsun. Burada çıkar çatışmasını engelleyen, çıkar çatışması olacak kişileri ihaleye girmesine engelleyen bir mevzuat maalesef yok. O yüzden biz hukuki açıdan eleştiremesek ve etik açıdan eleştirmekte zorundayız. Şimdi onları soracağım. Hukuki açıdan bir yanlış var mı ya da etik açıdan yanlışları daha detaylı soracağım size birazdan. Ama öncelikle izleyenlerimize iddiada ne gibi yenilikler yaşanacak ondan bahsedelim. Biliyorsunuz ki yurt dışı bahis siteleri yasa dışı olarak kabul ediliyor. Peki neden yurt dışı bahis siteleri rövaçta dediğimizde de karşımıza şöyle avantajları çıkıyor. Yani bizim iddianın devletin bize sunmuş olduğu iddianın oranları yurt dışı bahis sitelerinden daha düşük orandalar. Yurt dışı bahis sitelerinde canlı bahis oynanabiliyor ama iddia bize böyle bir seçenek sunmuyor. Yurt dışı bahis sitelerinde genel bütün maçları tek maç olarak oynayabiliyor insanlar ama iddia bize genel olarak 3 maç ya da 4 maç gibi maç sayısına kupon yapmamızı zorunlu tutuyor. Tek maç bazen çıkıyor ama genelde özel maçlarda tek maç olabiliyor. Şimdi yeni sistemde bize söylenen şu ki artık canlı bahis oynanabilecek. Bu çok radikal bir değişim. Çok tehlikeli hatta. Yani onları soracağım size. Bu çok radikal bir değişim aslında. Bizim alışık olduğumuz, yani devletin zorunlu kılmış olduğu iddiaya baktığımızda. Sonra tek maç oynayabilecek eğer bahis oynamak isteyenler ve oranların
yani iddia diyor ki biz kar marjını düşürdük, daha fazla kazandıracağız, bunun için de oranları arttıracağız diyor. Yani bu kar oranı zamanında neden arttırılmadı? Yani aslında bize şimdi çok radikal değişim olarak geliyor bunlar. Yani biz bir kapalı kutuyduk iddia ve bahis anlamında. Şimdi yurt dışı standartlarına çıkılacağı vaat ediliyor. Bu da ya bugünümüzde bu ihaleden sonra gelecek olan, yani beklenilen değişiklikler de olacak ve yasa dışı bahisi rağbeti öldürecek diye bekleniyor. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum yasa dışı bahisi öldüreceğini. Yani sonuçta mesela bahis çeteleri var, bahis aracılı şike olayları var ve Demirören bunları iyi bilir. Yani açıkça söyleyeyim, Demirören bunları çok iyi bilir ve maalesef yönetim, yani federasyon başkanı olduğu bu süreçte hiçbir şekilde bunlarla mücadele etmedi. Demek mücadele etmemesinin bir sebebi varmış, bugüne hazırlanıyormuş Demirören. Yani çünkü bir Bochum savcılığı olayı var, 3 Temmuz olayı var. Yani 3 Temmuz'da hala bir kumpas davası sürüyor ama uluslararası yargının spor tahkim mahkemesinin verdiği kararlar belli. TFF bu kararlarla bağlı. Onu düşünün, şikeyle, bahis şikesi yapanlarla asla mücadele etmedi Demirören. Ve şu anda bir yandan diyor ki bırakın mücadeleyi, oranlar artılacak, ben daha fazla para kazandıracağım diyor. Ya bu kendi içinde zaten çelişik bir durum. Bir federasyon başkanı asla bu tür işlere girmemesi lazım. Ve oran yükseltilince diyor, yasa dışı bahisle mücadele edebilir misiniz? Edemezsiniz. Yani onlardan daha fazla kar vermeniz lazım. Onlardan daha fazla para vermeniz lazım ki onlardan çekesiniz. Ve şey de var, bir denetim var. Yani insan denetimsiz para almak ister, vergi ödemek istemez. Ve eğer bir sisteme güveniyorlarsa, bu genelde zaten Uzak Doğu kökenli bazı şirketleridir veya Almanya, Slovakya bazı bunlar. Çünkü Sırbistan kökenli şey, bir Balkan mafyası olduğu da söyleniyor zaten bahiste. Evet. İnsanlar neden bu kadar fazla para veriyorlar? Çünkü hemen alabileceklerini biliyorlar. Denetimsiz olacağını biliyorlar. İnternet üzerinden, hatta VPN üzerinden giriyorlar artık. Yani devlet istediği kadar uğraşsın, asla yasa dışı bahisin kazığına giremez. Onu öldürmesi mümkün değil. Öldürebilseydi zaten Uzak Doğu'da, Endonezya'da öldürülürdü. Endonezya çünkü bahislerde aslında bayağı serbest bir ülke ama en fazla bahsin yapıldığı, çetelerin olduğu yerde Endonezya. Peki o zaman şunu sorayım, yani şimdi bize kulağa garip geliyor. Ya ben bunu problem demedim ilk başta çünkü ya doğru cümleyi bulamıyorum. Yani ciddi bir çıkar çatışması ve örneği ben daha önce denk gelmedi. Peki bunun örneği dünyada ya da Avrupa'da var mı? Yani Avrupa'da yok. Bir kere şöyle söyleyeyim. Zaten Avrupa'da Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin kararları var, sözleşmeleri var. Bahisle mücadele zaten yapılması gerekiyor. Yani bir federasyon başkanı bahis işi yapamaz kesinlikle. Yani ve şu an şu sorun var. Deniyor ki şimdi kazanırsa istifa edecek. Hayır, istifa edip ihaleye girmesi gerekiyordu Demirören'in. Veya Kaan Terzioğlu da mesela Turkcell'in CEO'su da TFF'den istifa edecekti. Turkcell sponsorluğu çekecekti TFF'den. Öyle bahis işine girecek. Yani TFF'yle hiçbir ilişkisi olmayan kurum ve kuruluşların buna girmesi gerekiyordu bu işe. Türkiye'de durum daha vehim. Çünkü Avrupa'da federasyonlar özel hukuk tüzel kişileridir. Yani kamuya bağlı değil ama Türkiye Futbol Federasyonu bu kamu kurumudur. Bu artık tartışılmıyor. Bu böyle. Evet. Yani Yüksek Seçim Kurulu olsun, kamu denetçiliği kurumu olsun, son 3-5 senede bu tür kararlar verdiler. Ve düşün, bir kamu kurumunun başkanı, bir kamu görevlisi kendi kamu kurumunun kurma amacına aykırı bir şekilde bahis işine giriyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu çok çarpıcı bir örnek olacaktır bence, benzetme. Diyanet İşleri Başkanı'nın alkol üreten bir şirketin başına geçtiğini düşün. Diyanet İşleri Başkanı alkol üretiyor. Ya etik olarak? Ya bakın, yani zaten kuruluş amacına aykırı, o görevine aykırı bir yandan da. Ya oradan istifa edeceksin, öyle gireceksin. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı'nın bir alkol üreten şirketin başına geçtiğini, satın aldığını, alkol üretmeye başladığını, sattığını, dağıtımını üstlendiğini. Bu gerçekten tamamen aynı, abartıyor denmesin, tamamen aynı şeydir. Bahisle mücadele etmesi gereken bir kamu kurumunun başındaki kişi bahis alamaz. Hukuki açıdan sorun şu, eksik çok, mevzuat yok, o açıdan sorun var. Ve mesela Spor Toto engelleyemez şu anda Demirören'in katılmasını, Turkcell'in katılmasını. Çünkü hukuken bir engel yok. Ama etik açıdan sorun var. Etik açıdan peki nasıl müdahaleler olabilir? Mesela Demirören açısından sorun şu anda, Turkcell açısından olması bile Kaan Terzioğlu açısından sorun. Çünkü ikisi de şu an kamu görevlisi kabul ediliyor TFF'nin yönetim kurulunda oldukları için. Bir kamu görevlileri etik kurulu var.
Aslında oraya şikayet edilseler bunlar yargılanabilir orada. En azından bir ihtar alırlar. Ne işe yarar ihtar bahis şirketini aldıktan sonra? Hatta TFF Etik Kurulu bile bunları yargılayabilir. Çünkü TFF Etik Kodunda diyor ki, Etik Kurulu Kodunda, talimatında, UEFA FIFA kurallarına uyumak zorundadırlar. Dürüstlük kuralına uygun hareket etmek zorundadırlar diyor. Bunlar soyut ifadeler ama birazcık daha somutlaştırdığınız zaman UEFA bahise mücadele edeceksin diyor mu? Diyor. Dürüstlük kuralının kapsamında çıkar çatışmasından uzak durmak var mı? Var. Bu genel ilkelerden biri yola çıkarak hem Kaan Terzioğlu hem de Yıldırım Demirören Etik Kurulu tarafından yargılanabilir. Ama düşünün, Etik Kurulu'nu kim atadı? Yıldırım Demirören atadı. Yani Etik Kurulu gidip kendisini atayan kişi yargılayamaz zaten. Yargılasa bile dedim yine bir ihtar verir. Bahisle ilgili olaylara, bu bahis şeyine, ihaleye bir etkisi olmayacaktır. Peki bu ihalenin kurallarını, katılım şartlarını kim belirliyor? Ya bir zaten iddiaya ilişkin bir kanun var. Orada genel şartlar belli. Spor Toto belirliyor diğer şeyleri. Ama Spor Toto zaten genel mevzuatı kanun uygun olarak pek fazla ondan sapmadan belirliyor kuralları da. Hı, yani şey, şöyle bir kural koyamaz. Çünkü koyarlarsa iptal davası açılırdı. Hı hı. Çıkar çatışması olmayacaktı. Evet, haklısın öyle bir kural koymakta. Yani en azından vicdan onu söylüyor, etik onu söylüyor. Ama kanunda olmayan bir giriş engelini, ihaleye katılma engelini, öyle bir engel eğer kanunda yoksa yönetmelikle getirmeniz veya ihale şartnamesini koymanız mümkün değil. Çünkü kanuna aykırı bir ihale şartnamesi olur. Bunu da iptal etsiniz. Peki geçtiğimiz ihale iptal edilmişti. Ha. Uygun koşullar sağlanamadığı için. Çünkü sadece tek başvuran olduğu için. Intertex şirketi başvurmuştu. Ama zaten Intertex şirketi iddianın ilk işletmecisi diyelim. Yani işin o kısmı da zaten. Zaten böyle başladı. Yani Demirören zamanında niye başvurmadı da şimdi başvurdu? Evet. Bakın şöyle çılgın sorular da geliyor akla. Yani Turkcell acaba Demirören kazansın diye mi girdi? Şimdi mesela ben bu soruyu sorarım. Sonuçta Kaan Terzioğlu Yıldırım Demirören'in kurulunda olan biri. Yani Turkcell aslında burada ikili mi oynuyorlar bunlar? Peki şeyi sorayım size. Intertex'te Turkcell farklı şirketler mi? Evet, tabii. Yani daha önce bu bir ortaklık, bu bir daha önce Turkcell ortak değildi. Yeni giriyor bu ihale. Evet. Peki bundan sonra işte atıyorum işte ya Turkcell Intertex ortaklığı kazandı diyelim ki görünen o ki neredeyse yarısından fazla bir farkla Demirören ortaklığı kazanacak gibi görünüyor. Bu ihale sonuçlandıktan sonra tekrardan iptal olması söz konusu olur mu sizce? Yani şu an görünürde öyle bir şey yok ki, zaten işin içinde Demirören var. Yani Demirören Doğan Medya'yı nasıl aldığını biliyoruz. Rekabet kurallarına aykırı şekilde aldı. Mesela Ziraat Bankası'na alakasız bir şey kredi alarak aldı. Yani Demirören zaten medyaya sahip. Şimdi bahsi de alacak. Kimse Demirören'in önünde duramaz. Ve mesela bizler ihbarda bulunsak bile kurullardan ne tür karar çıkacağını düşünüyoruz ki biz. Ya anladım ki Gençlik ve Spor Bakanlığı bu durumu problem etmiyor. Yani etse bile yapabileceği bir şey yok. Onu söyleyeyim. Mevzuat olarak maalesef bakanlık sen gelme diyemez Demirören'le Turkcell'e. Çünkü mevzuat o tür bir çıkar çatışması engeli koymamış. Çıkar çatışması varsa giremezsin demiş. Spor Toto'nun elinden, ya yani Gençlik Spor Bakanlığı'nın veya Spor Toto Müdürlüğü'nün elinden gelen hiçbir şey yok şu anda. Gelen sorulara bakıyorum bir yandan canlı yayınımıza. Ama soracağım bir soru daha var. Peki UEFA ve FIFA bu duruma nasıl yaklaşacak? Belki hoş karşılamayacaklardır onlar. Çünkü dediğim gibi UEFA ve FIFA zaten bahisle mücadeleyi kuralları alınmış bir şey. UEFA mesela gençlik kamplarına gidiyor. Hem milli takımların hem de kulüplerin kamplarına gidiyor. Orada gençlere bahisle ilgili bilgiler veriyorlar. İşte bahis oynamayın, işte şike yapmayın, işte size ne tür teklifler gelirse bunlar aslında bahis teklifidir. İşte onlarla ilgili eğitimler veriyor. Yani çok ciddiye alıyorlar bunu. Bir federasyon başkanının bahis şirketinin başına geçmesi UEFA'yı memnun etmez ve çok büyük ihtimal ben zaten Demirören'in istifa edeceğini düşünüyorum. Yani hukuken bir zorunluluğu yok. Hatta biz pek alışık değiliz böyle şeylere. Evet. Ama UEFA baskısından, FIFA baskısından ötürü istifa edecektir. Çünkü şöyle bir şey de var. Yani şirketler zaten sponsor olamıyor UEFA'da, bahis şirketleri. Yani çok büyük baskı olacağını, yani diğer federasyonlardan bile şikayet geleceğini veya bizde mesela şu an Demirören karşıtı bir grup var Türkiye'de de. Mesela özellikle Trabzonsporlular çok tepkililer. Ben mesela Trabzonspor... Üç büyükler de genel olarak karşılar. Yani şöyle, üç büyüklerin camiası sadece söyleniyor. Hukuken yaptıkları bir şey yok. Onlar sadece Twitter'da veya tribünde bağırıp çağırıyorlar. Ama
Trabzonsporlular, bakın kulüpten bahsetmiyorum ama Trabzonspor taraftarları Avrupa'da da iyi örgütlenmiş durumdalar. Çok büyük ihtimalle bu konuyu da UEFA'nın FIFA'nın önüne getireceklerdir. Belki yine daha önce yaptıkları gibi İsviçre gazetelerinde ilan verirler. Onlar bile Demirören'i istifaya davet edebilirler. Ya ben pek fazla durabileceğini zannetmiyorum Demirören'i. Ama sorun Demirören değil. Şu anki adaylıktan ötürü bile bence Kaan Bey'in de istifa etmesi lazım. Türksel ihaleyi kazanamasa da. Peki bir sorum olacak size. Yani biliyorsunuz MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti. Ya MHK'de bir değişim var. Şimdi Yıldırım Demirören de istifa ederse federasyonda da bir değişim. Aynen, genel kurul yapacak. Olağanüstü genel kurul yapacak. Hı-hı. Kurullar tekrar oluşturulacak. Yani yeni bir orada da yeni bir değişim olacak. Evet, evet. Baştan sona tüm federasyon değişecek Yıldırım Demirören. Peki bu sorunu çözer mi? Yani Demirören yani şöyle çözmez. Bir şekilde bunun yolu açıldı, bunun önü açıldı. Diğer federasyon başkanlığı da bu tür ihalelere gelebilir demek. Yani Demirören yine kazandığıyla kalacak. Yine yürütecek iddia işini. Hı-hı. Ama zaten futbol federasyonu ilgisi kalmayacak. Ve dediğim gibi hukuken zaten yargılanması mümkün değil. En fazla etik kurul, etik kurullar, işte ihtar, uyarı falan verebilirler. O zaten yani yüklenip gitmiş olacak. Yani Demirören'e kimse dokunamayacak şu anda. Siz peki şeyi düşünüyor musunuz? Yani tabii ki belli ki bu olay ses getirecek. Yani henüz daha kesinleşmedi ama gün içinde kesinleşeceğini düşünüyoruz, öngörüyoruz. Ya da en azından yarın kesinleşeceğini öngörüyoruz. Belli ki bu iş daha da ses getirecek. Evet. Bundan sonra devlet herhangi bir yani bu konuyla ilgili bir yaptırım yapar mı? Yani ne bileyim yeni bir yasa çıkartır, ihaleyi iptal eder mi? Ya zannetmiyorum. Şöyle söyleyeyim size. Mesela yine sporla bağlantılı. Bu da hiç tartışılmadı. Şimdi sporda iki tahkim kurulu var. Birisi Futbol Federasyonu bünyesinde tahkim kurulu, bir de Spor Bakanlığı'nın tahkim kurulu var. Bakın Temmuz ayında atama yapılması gerekiyordu. Şubat sonuna geldik, atamalar hala yapılmadı ve kurul işlemiyor. Yani mevzuat açıkça yapılır da Cumhurbaşkanı denetiminde yapılıyor, onu da biliyoruz. Hı-hı. Bakın 6 aydır, 7 aydır bir kurul ataması yapılmadı. Devlet zaten daha doğrusu spor camiası denetimden uzak olmak istiyor. Ve bizim yani hükümet olsun, millet meclisi olsun, bunun içinde yani şu anda İYİ Parti de dahil olacak. HDP, CHP de bunu destekledi. Yani şu anda anayasadaki hükümler gereği zaten spor camiasının kararları yargıya götürülemiyor. Yani ya bu aslında şey mi? Spor kulüpleri zaten mali olarak kötü durumdalar. Yani. Ve işte onları biraz daha görmezden gelelim, biraz daha rahatlık verelim, yani denetlemeyelim onları. Şey, bakın en fazla... Şimdi yargıda yolsuzluk var deniyor, ekonomide yolsuzluk var deniyor ama kimse sporu araştırmıyor, sporu bilmiyor. Bakın sporda çok ciddi yolsuzluk vardır. En üst kademeden en alt kademeye kadar. Ya bunu bilir, Sayıştay raporu vardır, ondan sonra Devlet Denetleme Kurumu'nun raporu vardır Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu. Hı hı. Şimdi tüm bunlar şu anda anayasaya eklenen bir hükümle örtbas edilebiliyor. Bu hüküm sayesinde yargıya gidilemiyor. Sayıştay mesela şu anda TFF'yi denetleyemiyor. Eskiden kanunda vardır, kaldırdılar onu. Hı hı. Devlet denetimi yok TFF üzerinde. Ve TFF istediği gibi at oynatıyor. Diğer federasyonların zaten nasıl seçildiğini biliyoruz. Yani spor genel müdürlüğünün şu anda kapatıldı ama spor hizmetleri genel müdürlüğü oldu. O genel müdürün desteğini almayan birisi zaten federasyon başkanı olamaz. Ha oldu diyelim, camia destekledi oldu. Bir sene dayanamaz çünkü hakkında soruşturma açılır, hiç olmadıkları seviyeden görevden alınır. Ya yani bir kapalı camiadır spor ve yani hem toplumun, medyanın, devletin gözetiminden uzaktır. Yargının gözetiminden, yargının denetiminden de uzaktır. Hı hı. Ve bahisse mesela bu anlamda yani bu olmaz olmaz dediğimiz bir şeydi. Gerçekten oldu. Şimdi şuraya gideceğini düşünüyorum ben. En azından benim dahil olduğum bir kurum var. Uluslararası Yolsuzluk. Yolsuzlukla Mücadele Derneği var, Şeffaflık Derneği var, pardon. Hı hı. Uluslararası Şeffaflık Derneği FIFA ile ilgili bir sürü raporu var. Ve Türkiye'deki Şeffaflık Derneği bunları tercüme etti, yayınladı. Çok büyük ihtimalle belki bize uluslararası dernek diyecek ki bu bahis ne iştir? Bize bunun raporunu hazırlayın diyecekler. Hı hı. Ve uluslararası anlamda da mesela ben eminim bu bahis yolsuzlukla mücadele anlamında tartışacak. Türkiye'de tartışılmasa bile ben dünyada tartışacağını düşünüyorum. Yani bizi şeyden uzaklaştırma. Avrupa futbolundan uzaklaştırma. Şike uzaklaştırmadı. Bu niye uzaklaştırsın? Yani... Gerçekten şike uzaklaştırmadı. Yani şikeye ceza verilmedi. O kadar kişi hala UEFA da hala soruşturmasını yapıyor. Hı hı. Bahisle ilgili bir sürü kişiye ceza verilmedi. Yargılanmadılar bile. İşe sadece şike de bakmayın. Bahis olayı da var işin içinde. Sonra Draman'da FIFA menajerlik sorularının satılması olayı var. Bunlar hı hı. sabit.
Biz Avrupa futbolundan uzaklaştık mı? Çünkü biz para veriyoruz. Yani biz UEFA'yı besliyoruz. UEFA bizi niye uzaklaştırsın? Yani biz şu anda 6. büyük pazarız Avrupa'da. Yani ben şey gibi yorumluyorum bunu. Açıkçası kendi adıma konuşmam tabii, gerekirse. Tabii. Yani burada bir yanlış var. Biz bunu düzeltemiyoruz. Ben de ne yapıyorum? Gidiyorum FIFA'ya, UEFA'ya. Bu yanlış yani. Şöyle büyüme şikayet ediyorum ki bu yanlış düzeltilsin bunlar, diye. Bakın bunlar patronlardır. FIFA'da zaten bakın her gün yeni bir yolsuzluk haberi çıkıyor. Evet. Mesela en basit mesela Infantino, FIFA'nın başkanı, geçen sene 2018'de etik kurulunun soruşturma yaptığını öğrendi. Bizim gibi değil etik kurulu. Orada reisler de görevi gereği de gizli soruşturma başlatabiliyor. Infantino bunu öğrendi, kurulu görevden aldı. Şimdi Infantino UEFA'nın eski genel sekreteri. Yani UEFA'yla birlikte ve federasyonlar da bir şekilde el ele kol kolu. Kulüpler bir Avrupa Kulüpler Birliği hani çatışıyor gözükse bile yine bir menfaat ilişkisi var. Ve şöyle diyeceklerdir. Bu Türkiye'nin iç sorunu diyeceklerdir. Yani şirkete de bunu yaptılar. Yani ne zaman karıştı UEFA? Kulüplerimiz UEFA kupaları katılmaya hak kazandığı zaman ne dedi UEFA? Hayır gelemezsin dedi. Ama Türkiye'deki yerel lige, ulusal lige karışmıyor. Yani bunları şey diyecekler. Sonuçta Türkiye egemen devlettir. İşte futbol federasyonu özellik bir federasyonu. Bizim üyemizdir. Her federasyonun üyemizin özellikleri, özgürlüğü vardır. Zaten bu ihaleyi de federasyon düzenlemedi. O yüzden ben bir şey yapmıyorum. Beni ilgilendirmez diyebilir UEFA ile FIFA. Peki olayın biraz daha şeyine gelelim. Ayrıntısına gelelim. Şimdi federasyon başkanı ülkedeki bahisin başına geçiyor. Ülkedeki bahis derken yani bunu biz sadece futbol olarak değerlendiriyoruz şu anda. Tabii ki basketbol var, voleybol var. Bir de eğer yeni şey olursa yani yenilikler eğer Avrupa standartına, yurt dışı standartına gelecek olursa buna işte ikinci kadınlar ikinci basketbol ligine kadar, motor sporlarına kadar, işte tenise kadar yani birçok spor ve bahis türü daha iddiaya eklenmiş olacak. İddia listesine eklenmiş olacak. Benim sormak istediğim şey var. Yani işi biraz daha hani detaylandıralım. Hazır sizi de yakalamışken sorayım istiyorum. Yani spor kulüpleri açısından nasıl bir dezavantaj onları bekliyor? Yani en büyük soru bu. Yani kimsenin konuşmadığı olay bu. Yani şöyle spor kulüpleri tabii iddiadan dolaylı açıdan yararlanıyor. Yani federasyon oluyor. Federasyonu spor kulüplerine veriyor. Ama şöyle söyleyeyim. Şu anki yönetim modeli olduğu sürece kulüpler zaten kurtulamazlar. Ya yani iddia, lafınızı biliyorum. İddia kadın basketbol ikinci ligini ligine yani profesyonel lig sınıyor olması. Evet listesine aldığında ya benim bildiğim bir kadın basketbol takımı var ki sırf bunun için kurulmuş. Aynen. İddiadan para kazanayım diye kurulmuş ve iddia kadın basketbol ikinci ligini listeden çıkardığında da bu takım dağıldı. Hani benim birebir bildiğim bir yani mesela takım şu anda var. Bir menajer var. Yani o menajer bir yandan bir basketbol kulübünün de başkanı. Yani menajer mesela basketbol kulübü başkanı olamaz. Yani şimdi otur kirli ilişkiler var burada. Sadece bahis olayı da değil. Yani çıkar çalışmasına geliyor. Aynen ve şu da bazen menajerin kulüp başkanı olması şirketin önünü açar. Evet. Kesinlikle yani. Peki şeye gelelim. Üç büyüklerden farazi örnek veriyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş mesela. Ne kadar büyük para kazanıyorlar iddiadan? Bunlar onları ne kadar etkiler? Ya da atıyorum Yıldırım Demirören işte yarın istifa etmedi. Hem federasyonun başkanı oldu hem de ülkedeki bahisin başında oldu. Bu bizim kulüplerimizi etkiler mi etkilemez mi? Yani durum nedir? İnanın buna bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü Demirören günü gününe yaşayan biri. Daha doğrusu biz öyle zannediyoruz. Bakın ne oldu? Bahisle mücadele etmedi yıllardır. Şimdi bahis işine giriyor. Yani çok ileriye yönelik planları da olabilir Demirören'in. Ve futbol kulüpleri de bir şekilde paylarını aldığı sürece veya bir şekilde oranları arttırdığı sürece aman bizim başkanımız bir yandan da bahis yönetiyor diye şikayet etmezler. Zannetmiyorum öyle bir şikayetleri olacağını. Yeter ki paraları gelsin. Ki zaten şu da var. Herkes Demirören'le ilgili söyleniyor ama yani Demirören yıllar önce çoğu kulübün lisansını vermeyip küme düşürebilirdi. Ya kurallar uygulanmıyor zaten federasyon. Yani şu aslında Süper Lig'de en az yani en az 7-8 takım şu an küme düşmesi lazım. Lisans alamaması lazım. Maddi problemler de. Niye var? Çünkü futbol federasyonu lisansı veriyor. UEFA hayır diyor. Evet. UEFA almıyor mesela. Veya FIFA diyor ki bu kadar borcu varken lisansı nasıl verdin diyor. Puan indirmeye başlıyor. Daha sonra otomatikman küme düşüyorlar. Yani ben en azından Süper Lig'de 7-8 kulübün her zaman yani amiyane tabiri mamaların ağzını vereceğini düşünüyorum. Onlar iddiadan veya yayın geliriyle ilgili sorun çıkarmazlar. Yani mesela Fenerbahçe durmadan çıkacağım diyor havuzdan. Çıkamaz. Öyle bir şey mümkün değil. Ya hukuken mümkün değil zaten. Çıksa bile kendi ligine yani şeyini oluşturamaz. Ya her halükarda bu düzenin içinde olacaklar. Hani neyse bile payımızı arttır diyebilirler.
Federasyon başkanı da belli kişilerle ilişkileri olduğunu biliyoruz yukarıdan. Yani o yukarıdaki kişilerin nasıl tepki vereceği, kulüp başkanıyla konuşacağı da önemli. Çünkü mesela bir vergi kolaylığı getirdi biliyorsunuz kulüplere. Evet. Bankalarla anlaşmalar yapıldı. Yani bankaya verecek bir emire bakar. Yani çünkü borçlara yapılandırma gelecek zaten. Yani şimdi mesela bir banka kabul etmezse ne olacak kulübü? O bankanın da kulübü kabul edip etmemesi yukarıdakinin sözüne bağlı. Hiçbir banka zaten, hatta söylediler, normalde bu kulüpler şirket olsa bankanın önünden geçemez deniyordu. Hatırlıyorsunuz. Tabii ki, evet. Yani şimdi bu kulüplerin de bankadan içeri girmesi için birilerinin talimatı olması hepsine lazım. Hepsine kayyum atanması lazım neredeyse. Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta yani borsaya kayıtlı şirketler var, onların yöneticinin yargılanması lazım. Yani teknik iflası zaten çoğu kulüp. Yani anlıyorum ki bir düzensizlik içinde bir düzen zaten yürüyor. Kendilerine özgü bir düzen değil. Biz buna muhasip düzen diyemiyoruz tabii ama onlar bir şekilde yollarını bulmuşlar. Ve mevzuatı okuduğunuz zaman da ya hukukçu olarak şey değil. Ya böyle bir şey nasıl yazılıyor? Bir kanun nasıl çıkar? Böyle bir anlaşma nasıl yapılır? Ya bankalar bunu nasıl yaparlar? Yani bankanın aleyhine bir şey bu. Ya borca batıp kredi vereceksin sana. Veya işte biz kredi vermeyeceğiz. Borçları silmiyoruz. Peki ne yapıyorsunuz? Ya bu yapılandırma nedir? Mesela şey de vardır. Bakın bu kadar borcun şöyle bir etkisi de oluyor. Kimse onu tartışmadı, ben görmedim. Sporcuların ücretleri ödenecek mi mesela? Bankalar bunu üstlenecekler mi? Yani sporcunun ücretleri ödenmesi için yardımcı olacaklar mı? Yani bankadan alınan para veya ödenmeyen borçlar nereye kullanılacak? Mesela dedim ki, bizim en büyük derdimiz aslında gerçekten şike şu anda ve sporda şiddet, hadi o şiddet taraftarlar arasında diyelim. Yani her hafta futbolcular küfür ediyorlar, hakemine dövüyorlar. O bizi sporda şiddet kabul edemiyor. Ama sporcuların parasını ödemediğiniz zaman şikenin önünü açıyorsunuz. Öyle bir şey var. Aslında futbol için en büyük tehdit şike şu anda. Çünkü biliyoruz bu kulüpler küme falan düşmeyecekler. Yani borçlarını ödemeseler bile düşmeyecekler. Zaten ne demişti mesela Ali Koç? Avrupa'ya gitmemiz önemli, gitmesek de olur. Biz bu kadar transfer yapacağız, şampiyonluğa oynayacağız veya buradan çıkacağız. Yani zaten hiçbir kulüp Avrupa'yı ciddi ciddi düşünmüyor zaten. Herkes günü kurtarma derdinde. Yani şunun yapılması lazım. Kulüpler kanunu taslağı vardı. 5 senedir o taslak duruyor kenarda. Çünkü orada yöneticilerin şahsi sorumluluğu var o kanun taslağında. Mesela o taslak hala kanunlaşmıyor, hala meclisin önüne gelmedi. Çünkü kulüpler birliği bastırıyor hayır diye. Şu Avrupa'da böyle bir şey yok deniyor. Aksine Avrupa'da yargılanan bir sürü yönetici var. Yani bizde maalesef kulüpler birliği yönetiyor millet meclisini. Mesela ben onu çok yerde söyledim. Şu an millet meclisi Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin noteri. Yani onlardan bir şey geldiği zaman meclis imzalıyor. İmzalıyor ve bakın meclis diyorum, AK Parti demiyorum. Yani CHP'de, HDP'de, şimdi İYİ Parti de yapacak. Futbol muhtemelen şu FIFA kızar deniyor. Hop kanunların altına imzalar atılıyor. Yani böyle bir düzende futbol federasyonu, futbol kulübünün bu kadar aktif olduğu bir düzende bu kulüplerin, bu federasyonun yola gelmesi mümkün değil. Mesela başka bir örnek de vereyim. İş sadece futbol da değil. Çok az süremiz kalmış ama hemen söyleyeyim. Mesela onu ancak medyaskopta tartışılabilir. Mesela Elektronik Spor Federasyonu var. Yeni evet, kuruldu. Mesela E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu'nun karşısına eşitli çıkar çatışması diyebilirsiniz direkt. Yani mesela şu anda federasyonda kulüplerin şirkettir kulüpler. O şirketlerin partnerleri, ortakları federasyonun yönetim kurulunda. League of Legends diye bir oyun var. Evet. Onu yayınlayan Riot Games'in Türkiye müdürü, Türkiye şefi, federasyonun yönetim kurulu üyesi. Ya bu kadar iç içe ilişkiler. Bakın mesela iki hafta önce Espor Federasyonu Riot Games'le bir anlaşma yaptı. Sormak lazım. Zaten aynı yönetim kurullarınız kim kimle ne anlaşma yaptı? Yani mesela bir şekilde denetim oldu mu? İhaleye çıktı mı? Gençlik Spor Bakanlığı'nın haberi var mı? Yani mesela bir de şurada Espor Federasyonu hep nereden insan ikna etmeye çalışıyor? Çok fazla seyirci var, çok fazla gelir var, çok fazla ödül var. Futbola yarışıyoruz diyor. İşte futbola yarıştığınız için yolsuzluğa bu kadar adaysanız siz. Yani burada kesiyorum ama tabii. Çok ilgimi çekti. Ki benim de size sormak istediğim şeyler çok var. Yani bu programın belki ilk katını ilerleyen günlerde. Tekrar da size sözünüzü alayım burada canlı yayında. Sormak istediğim çok şey var. İddia ihalesi de bir sonuçlansın. Yani sonuç belli ama bakalım bu düzensizlik ne kadar yarayacak bizim kulüplerimize? Ya da bu düzensizlik bizi bir düzlüğe çıkartacak mı? En azından kulüpleri mali açıdan. Bunu size daha sonra tekrardan tabii sormak ki, istiyorum. Çok sevinirim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ağzınıza sağlık. Bizi aydınlattınız. En azından çıkar çatışması nedir?
Çok net şekilde bunu bize söylemiş oldunuz. Çok sağ olun. Rica ederim, sağ olun. Evet, Medyascope izleyenleri, bugünkü özel yayınımızda iddia ihalesinin detaylarını konuştuk. Konuğumuz Mert Yaşar'dı. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın.